Sağlığınıza dua edeceğiz. Bütün hastalara öneririm hocam. Allah'a şükür. Çok 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 faydasını gördüm. Evet. Hocam gördüm. Yani %100 tüm hastalar buraya size çekinmeden gelebilir hocam. İlk geldiğinde kollar, bacaklar, karın, göğüs, sırt, saç deri, kalça, alt bacak, üst bacak komple sedef lezyonlarıyla doluydu. Hastamız şu anda tertemiz. Her hastaya yaraları iyileştikten sonra 2 yıl kontrol ediyoruz. İşte 1,5 yılı geçti, hastamız hala tertemiz. Hiçbir lezyonun tekrarlaması yok. Hastamız şu anda ne yapıyor? Normal cilt bakım kurallarımız var. Bir de hastamızın 3 ayda bir uygulamış olduğu diyetiyle beraber bağırsak detoksları var. Gece yatmadan önce uyguluyor. Yaranın çıkmaması asla hastalığın iyileştirmiyor. Göstermez. İkinci tedavi için hastalarımız asıl buraya geliyor. O da bağırsak tedavisi, immünoterapi. Aslında sedef hastalığı romatizmal bir hastalık gibi bağışıklık sistemini ilgilendiren bir hastalıktır. Hasta bize geldiğinde 6 aydır sedef hastasıymış. Biz şöyle deriz: Recep Bey 4-5 yıl sonra potansiyel bir eklem romatizması veya Hashimoto tiroidi, ankilozan spondilit, romatoid artrit gibi hastalıkları yakalanmaya açıktı açıkçası. O yüzden immünoterapi dediğimiz bağışıklık sistemini kuvvetlendirici, düzenleyici bir takım gıdalar listesi verdik. Her insanın uyması gereken sofrada kurallar var. Sofraya ilk sıcak çorba ile başlanması, bağışıklık sisteminin merkezi ince bağırsak, çevresindeki yağ dokusu diyelim. Oranın birazcık daha böyle sıcak olması lazım. Ayakları yün çorap giymek, sıcak tutmak mesela bağışıklık sistemini çok kuvvetlendiriyor. Biz bunları hastaya yazılı metin olarak veriyoruz. Uyguladığı sürece de hastanın en ufak bir problemi olmuyor. Hastalar bize soruyor: Sedef hocam bir nevi cilt kanseri bilir. Hayır, cilt kanseri değildir ama cilt romatizması gibi düşünebilirsiniz bunu. Nasıl buralar şiştiği zaman romatoid artrit diyoruz değil mi? Eklemler şiştiği zaman. Ciltte olduğu zaman immünolojik hastalıklar, buna da cilt romatizması diyebiliriz. Recep Bey, ilk geldiğinizde nasıldınız? Şimdi nasılsınız? Allah'a şükür hocam. İlk geldiğimde çok kötüydü hocam. Kaşındı çoğuldu. Vücudumda döküntüler oluyordu. Evet. Çok yara vardı. Eklem yerlerinde bilhassa çok yara vardı. Şimdi Allah'a şükür verdiğiniz tedaviyi tam uyguladım. Çok memnunum. Şimdi bağırsak detoksları yapıyorsunuz. Yapıyorum. Zaten yapıyorum. 3 ayda bir 10 gün içiyorum hocam. Yapmıyorum. Geri diyetleriniz var. Aynen hocam. Şimdi devam edeceğim. Hasta 1 yıl boyunca bağırsak detoksu yaptı. Karaciğerin ana görevi kanı temizlemek. Kandaki toksinleri, özellikle gıdayla alınan toksinleri safra yoluyla temizleyip onları kalın bağırsağa vererek vücuda girmeden vücuttan atılmaktadır. Atılmasını sağlıyoruz. Şimdi bir yılda hastaya tarif vereceğiz. Akşam yemeğinden 2 saat sonra yapacak. 2 ayda bir, 3 ayda bir, ayda 10-15 gün karaciğere iyi gelen bir diyet listesi vereceğiz. Zeytinyağlı bir salata yapacak. Akşam yemeğinden 2 saat sonra uygulayacak bunları. Karaciğer kendisini çok yenileyen bir organ. Şimdi bir yılda karaciğer detoksu yapacağız. İnşallah. Oldu Recep Bey. Bir yıl sonra tekrar randevumuz var. İnşallah bir yılın sonunda sağ olun hocam. Allah razı olsun. Hastaya gerekli olanları tekrar söylemiş çok olacağız. Çok teşekkür ederim hocam. Oldu. Biz Allah bir diye bin kere razı olsun hocam. Sağ olun. Sağlığınıza dua edeceğiz. Bütün hastalara öneririm hocam. Allah'a şükür. Çok 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 faydasını gördüm. Evet. Hocam gördüm. Yani %100 hiç çekinmeden gelebilir. Tüm hastalar buraya size çekinmeden gelebilir hocam. Allah razı olsun. Tamam. Çok memnunum.